Bu konumuzda biraz fırça tekniklerini daha iyi geliştirebiliriz düşüncesiyle seçtim. Yapmamız gereken biraz sulu çalışabilmek. Onun için önce resmimizin üst tarafını hafiften fırçayla ıslatıyorum. Sonra gökyüzü rengi fotoğrafta biraz beyaz. Ama biz tam bir beyaz bırakmayalım. Açık bir mavi gökyüzüne ulaştıralım. Yani bembeyaz bir gökyüzü değil de biraz kırık bir renk olsun. Sonra burada yeşilleri çok kullanıyoruz. Burada kullanacağımız yeşiller içerisinde önce açık renk bir yeşil ya da yeşile benzer bir renk kullanalım diye düşünüyorum. Öyleyse yeşil olması gereken, burada seçeceğimiz yeşilin hiç bir önemi yok. Yani şöyle açık yeşil, koyu yeşil gibi düşünebiliriz. Ama önce bütün yeşil alanları açık bir yeşille boyayalım. Sonra üzerine atacağımız diğer tonlardaki yeşiller arasından bu açık renk daha güzel görünecek. Yani hem açıklı hem koyulu görünecek. Fakat şurada bir mavi gibi bir yeşil var. Oraya da bir hafif mavi atabiliriz. Şimdi üst tarafı renklerini böyle hallettikten sonra alt tarafa geçeceğiz ama alt tarafla arasında şöyle bir beyazlık bırakalım. Yani üstteki yeşille alttaki yeşiller arasından bir beyazlık bırakalım ve onları da oradan yansıyan yeşilleri de aşağıya doğru çekelim. Sonra bunların aralarından yine dediğim gibi diğer yeşil tonlarını koyabileceğiz. Bazı yerlerde açıklı, bazı yerlerde koyulu olacak tabii. Sonra bu yeşil rengimizi attıktan sonra artık elimize bir ince fırça alıp biraz daha koyu yeşillere girebiliriz. Mesela yukarıda sol üstten başlayan bir yeşilimiz var. Buraya bir koyu yeşil atacağız. Ama bu ve onun altındaki yansıyan yer sanıyorum resimdeki en koyu yeşil alan olabilir. Burası bir bitki örtüsü olduğu için muntazam fırçalar atmamız da gerekmiyor. Orada bitki etkisini verecek, yani onları koyu gösterecek. Varyasyonlar yapabiliriz. Hatta bunların dibine daha koyu görünmesi için yeşilimizin içerisine biraz
daha koyu renk atıp en koyu yerine bu renkten atabiliriz. Elimiz bu renge değmişken resimdeki diğer böyle koyu olan yerleri de boyayabiliriz. Resime başlamadan önce ben çizim aşamasındayken koyu olan yerleri kalemle tarayarak belirlemiştim. Yani bir taslak hazırlamıştım. Sonra burada zeminin biraz ıslak olması ve üzerine attığım boyanın da çok sulu olmaması gibi bir düşüncemiz de var. Sonra şu koyu alanda artık şöyle bir, nasıl diyelim, hem sarı hem yeşilin karışımından oluşan bir bölüm var. Orayı da biraz dibine koyu atıp orayı da olgunlaştırabiliriz. Burada amaç, biraz ıslak çalışmamızdaki amaç ıslak olsun, renkler birbirleriyle karışsın ama çok ıslak olmasın. Sonra şuraya da aynı renkten atıp dışarıya doğru bunun rengini açabiliriz. Neden? Çünkü burası konumumuz itibariyle ışığa yakın olan bölge. Şimdi sağ taraftaki yeşil alanı da aşağı yukarı oradaki konuma benzeterek biraz dolduralım. Dışarıya doğru biraz dal yapalım. Sol tarafa göre çok fazla koyu değil. Onun için sonra burada biz şunu yapacağız. Bunları biraz daha işleyebileceğiz. Dolayısıyla şimdi yapmamız gereken biraz da elimiz buraya değmişken bunun yansıması olacak hareketleri de ayarlayabiliriz. Bu arada resimdeki boyalarımızın akışkan olmasını, yani daha kolay akmasını sağlamak için kağıdımızın altına bir küçük yükseltici koyup aşağıya doğru akmalarına sebep olabiliriz. Şimdi yine bu tonda şuradaki sınırı belirleyelim. Bunun içerisine biraz da sol tarafa doğru daha koyuyu atalım. Ondan sonra aşağıya doğru bu lekeyi çekelim. Buradaki konu aslında yoruma açık. Nasıl yoruma açık? Burada yeşil alanlar olduğu gibi istersek biz bunu bir
sonbahar renklerine de boyayabiliriz. Yani sarı, kırmızı, turuncu, kahverengi. Bakın buralarda fırçayı biraz yan tutarak bastırıyorum. Yani fırçayı yan tutarak bastırdığımda ne oluyor? Fırçanın yan basışıyla ilgili daha farklı efektler elde etmek mümkün. Böyle ara ara bu lekeleri atıp sonra aşağıya doğru bunların yansımalarını yapabiliriz. Aralarda boşluklar bırakarak da bunu yapabiliriz. Bu da bize oradaki su hareketlerinin olduğunu gösterir. Şimdi biraz da diğer taraflarda bu hareketleri yapabiliriz. Demek ki ışık soldan geliyor herhalde ki sağ taraftaki bitki örtüsü daha aydınlık. Bu yeşil alanların arasında beyazlıkların olması, hani oradaki su birikintilerinin olduğunu da gösterebilir. Şimdi yapacağımız iş biraz daha ince bir fırça alarak biraz daha detaylara girmeye çalışmak. Onun için alacağımız ince fırça da şu olsun. Şimdi buradaki hareketleri birazcık daha koyulaştırarak gideceğiz. Bu sefer önce sağdaki bölümden başlayalım. Hafiften oralara ağaç etkisi, dalların etkisini oluşturacak yeşil lekeler atabiliriz. Bunu yaparken burada biz açık renkler kullanacağımız için fırçadaki boyanın biraz kurumasını bekleyip böyle fırçayı şu şekilde yan tutarak bastırıp dışa doğru açıp titrek bir şekilde dışarıya doğru giden dalları da vurgulayabiliriz. Bakın. Sonra hadi şöyle bir şey daha yapalım. Bu bölümün en sağ tarafında bazı koyuluklar olsun.
Burada hangi renkleri kullanıyorum? İşte sarıyı alıyorum, içine mavi atıyorum, yeşil atıyorum. Farklı renklerde yeşil bir bitki, yeşil bir alan oluşturmaya çalışıyorum. Bu aralarda şurayı da kapatalım da şurada bir daha açık renkli bir yeşil alan olsun. Oranın dibine de yine birazcık koyuluk atalım. Zemin ıslak nasıl olsa o orada gayet güzel zeminle kaynaşır. Sonra onun bir sonraki aşamasında şöyle bir koyuluk var. Hatta biz onun içerisine biraz da kahverengi tonları atabiliriz. Amaç neydi? Resimdeki aynı şeyleri yapmamak, belki biraz daha farklılıklar gösterebilmek. Ama burada bütün bu su yansımaları aşağı doğru akıyor. Onun için de bunların içerisinden aşağıya doğru yansımalar çekebiliriz. Arada da yine koyular atılabilir. Aynı şekilde. Ama sol taraftaki renkler biraz daha koyu. O yüzden oralara biraz daha koyu renkler atalım. Orası da ışıktan uzakta olduğu için koyu gözüküyor. Aynı lekeleri atamayabiliriz. Ama orada belli ki bir gölgelik var. Daha doğrusu koyuluk var. Öyleyse biz o koyu alanı da boyayalım. Yani söylemek istediğim şu, aynı yerlere koyu lekeleri atmak da mümkün. Ama benzer yerlere, yani resmin koyu olduğunu düşündüğümüz yerlere farklı değerlerde koyularda atabiliriz. Artık biraz resmimizin kurumasını bekleyebiliriz. Bu arada eğer istiyor isek işimizi biraz daha kolaylaştıralım diye aralara böyle spreyle uzaktan su serperek renklerden, yani yeni bir renk boya koymadan mevcut renklerden aşağılara doğru çekmeler, uzatmalar yapılabilir. Gördüğünüz gibi aralarda beyazlıklar da var. Şimdi burada yapmamız gereken neydi? Aşağıya doğru uzantılar oluşturmak. Onun için de bir ince fırçayla bu işi halletmeye çalışıyorum. Yani ucu ince olan bir fırça
benim buradaki işimi kolaylaştıracak. Ne yapacağım? Aşağıya doğru uzantılar. Nereden? Mümkün olan her yerden bunları çıkarabiliriz. Ama burada hepsini aynı ton yeşil değil de aralarına farklı yeşiller, açık yeşiller, koyu yeşiller de koyarak gerçekleştirebiliriz. Aşağıya doğru yaptığımız gibi yukarıya doğru da bazı otlar çıkarabiliriz. Şuraya da hafiften şöyle bir çizgi atalım. Oradaki olaylar farklı olsun. Sonra şuralardan dışarıya doğru ağaçların uçlarından çıkartmalar yapalım. Sonra artık bu resim kendini kurtardığı için kendi düşüncemize göre de yapraklar, ağaç dalları yapabiliriz. Yani resmin bütünlüğünü bozmadan. Mesela şuralardan bir iki dal çıkarılabilir. Şimdi suyun aşağıdaki bölümünü beyaz bıraktım. Yani yukarıdaki gökyüzünün aşağıya doğru yansıması beyaz olsun diye düşün. Şuradan da dışarıya doğru, yani yukarıya doğru birkaç tane ot çıkmış olsun. Dediğim gibi aslında bir vakit bulup daha sonraki zamanlarda bu kompozisyonun bir de sonbahar versiyonunu çalışabiliriz. Sonra bu aşağılara doğru sarkan bölümlerden belki kazıyarak hafiften açık renkli yansımalar da yapabiliriz. Çünkü yukarıdaki yeşil alanın içerisinde her türlü ışık kırılması olabilir. Belki bunların içerisinde yukarıda açık sarılar olduğuna göre aşağıdaki yansımalarda da sarılar olabilir. Sarının rengini açmak için içine biraz ben beyaz karıştırıyorum ki gözüksün. Artık bu aşamada
suyu fazla kullanmamak lazım ki attığımız bu açık renk etkisini kaybetmeden görünsün. Şimdi belki burada gökyüzünde kuşlar vardır. Kuşlar uçuyor olabilir. Bir de buranın ortamını ısıtmak için şunu yapabiliriz. Şehrin gürültüsünden kaçıp buraya gelmiş bir vatandaşımız olabilir. Korona tedbirleri çerçevesinde maske, mesafe, temizlik derdine düşmeden buralarda insanlar biraz rahatlayabilirler. Öyleyse şurada bir arkadaşımız olsun. Onun da şöyle pantolon olsun. Sonra da aşağıya doğru bu arkadaşımızın yansıması olsun. Belki de bu arkadaşımız balık tutuyor olabilir. Şöyle bir oltası olsun. Buradan yansıyan bir suyumuz ve oltanın da ipi olsun. Biz çıkıyoruz. Güle güle. Yolunuz açık olsun. Sonra da yapılacak iş artık resmimize bir imza atmak olacak. İmzayı da yine ben kırmızı renkle atmayı düşünüyorum. Onu da en alttaki boşluğa atalım.